Kadın voleybol takımımız bu yaz sahalarda rakiplerini dize getirirken kendilerine destek veren sponsorlardan biri de Otokoş'tu. Dünyada bir ekol haline gelen voleybolumuzun ileriye gitmesi için kurum kültürüyle öne çıkan markalarımızın desteği de çok önemlidir. Bu desteğin stratejisini en yetkili isimlerden öğreneceğiz. Oturumu yönetmesi için de sevgili Metin Görgün'ü bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Durumlar aynı, hızla devam ediyor. Bu arada Tankut Bey'e de hakikaten şapka çıkarmak lazım. Aynen, bayrağı ona teslim etmek lazım. Hakikaten inanılmaz güzel moderatörlük yaptı. Şimdi de gerçekten hem topluluk olarak hem marka olarak spora destek vermeyi hiçbir zaman bırakmayan bir kurumun, DNA'sında böyle bir kod olan bir kurumun bir parçası olan Otokoş Otomotiv Yönetim Kurulu Genel Müdürü İnan Ekici ve Murat Yenipazar'ı kaptanımız, voleybol takımımızın, milli takımımızın ve Bahar Mert Üçokları davet ediyorum. Güzel bir sohbet yapalım. Bahar'cığım hoş geldin. Evet. Şimdi giriş yaparken hakikaten koç topluluğunun bir genel sporla ilişkisini çok eski zamanlardan bugüne kadar geliş hikayelerini defalarca konuştuğumuz, aramızda sohbetlerde de yaptığımız bir şey olduğu için yani bunun bir parçası ve kocaman bir parçası olan sizin kurumun da aynı şekilde spora verdiği destek ve bütün bu, artık sponsorluk demiyoruz, öğrendik. Ve bu desteğin sizin tarafınızdan başlangıcını, bir hikayesini dinlemek istiyorum açıkça. Sonra beraberce sohbete devam edeceğiz. Ya hikaye tabii çok geçmişe dayanıyor. Öncelikle hani 3 yıldır bu samite geliyorum ve büyük keyif alıyorum. Benim için de büyük bir öğrenim oluyor. Bir kısmını dinleyebiliyorum, izleyebiliyorum ve gurur da duyuyorum bir parçası olduğum için. Onca onu belirtmek istedim. Tabii Otokoç'un spora olan ilgisi, katkısı, değer zincirinin bir parçası olması rahmetli Vefik Bey ile başlıyor. Gençler Birliği'ne ilk, evet, sponsorluğuyla. Ve hani burada tabii diğer örneklerini çok saymak da istemiyorum ama bu ekosistemin sanatta olduğu gibi sporda da çok önemli bir paydaşı, değer yaratanı. Türkiye için tabii ki sadece ekonomi değil ama onun aslında itici güçlerinden olan tüm yan alanlarda grubumuzun verdiği destek kaçınılmaz. Dolayısıyla bizim serüvenimiz de dediğim gibi hani neredeyse bir asır önce başlamış. Biz oradan aldığımız bayrağı arttırarak, değerleri arttırarak sunmaya çalışıyoruz. Otokoç sadece futbol değil, voleybol, motor sporları, onun dışında birçok alanda yatırımları olan, desteğini sunan, sadece İstanbul'da değil Anadolu kulüpleriyle geçmişten bugüne yakın ilişkileri olan ve Türkiye'deki sporun yapıştırıcı gücünü fark eden bir şirket. Elimizden geldiğince örnek olmaya ve bu desteği vermeye devam ediyor olacağız. Çünkü yapılması gereken çok şey var. Yani ben özellikle geçen sene voleybol, kadın voleybol takımımıza sponsorluğumuzda şunu hissettim. Birçok alanda olduğu gibi voleybolda da müthiş bir potansiyel var ve o gençlerimizle beraber oldum, sohbet ettim. Onların heyecanı, yaşam öyküleri, nasıl fark edildikleri çok güzel hikayelerle dolu. Dolayısıyla bence devletin, kurumlarının, şirketlerin yapacağı çok şey var. Biz de bu desteğimizi arttırarak diğer alanlarda olduğu gibi sporun değişik branşlarında da sunmaya devam ediyor olacağız. Ağzınıza sağlık. Gerçekten bu destekler çok önemli. Çok önemli bir arada söylediğiniz bir şey var. İçinde olmak, yani sadece işte bir
logonun bir yerde durması değil, onunla bir iç içe geçtiğiniz zaman sanki o başka bir yere götürüyor değil mi? Hem evet, o ilişkinin sinerjisi, hem belki içe dönük şirketin içinden, belki dışarıya yansıtacağınız, tabii, belki de o gençler işte hani hakikaten spor başka bir şey sunuyor yani, evet, tedavi merkezi gibi yani, tabii, gençlerin yani ruhu için. Yani sanki o bir tat değil mi sizin yani için de? Şöyle, aslında gerçek tat olmalı diye düşünüyorum. Arkadaşlarıma da hani söylüyorum. Sponsorluk logonuzun herhangi bir faaliyetin altında bulunması değil. Eğer ekibinizle beraber onun bir parçası olamıyorsanız, herhangi bir branşta o değer zincirinde ekibiniz katkı sunmuyor ise, yani katkınız sadece para ise, bir anlamı yok. Çok güzel söylediniz. Dolayısıyla sahada, köylerde, kasabalarda yetenek keşfetmeye giden ekibiniz var ise, bu çok anlamlı ilgili kurumlarla. Çünkü bir, kendi ekibinizin konulara bakış açısını geliştiriyorsunuz, paydaşı haline getiriyorsunuz. İki, biraz önce de söyledim, örnek olabilmek, ilk olabilmek çok değerli. Çünkü dediğim gibi her bir kurumun yapabileceği çok şey var. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye gibi genç nüfusun fazla olduğu ülkelerde, Türkiye gibi gidecek yolumuzun çok olduğu ülkelerde bu inanılmaz değerli. Daha bakir alan çok diyorsunuz, evet, yani. Evet. Bahar'cığım tekrar hoş geldin. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi senin tabii hani voleybolcu kimliğini dışarıda konuşuyorduk. Belli bir genç neslin çok oralarda bir bilgisi, görgüsü ya da seni seyretmişliği olmayabilir ama biz seyredenler olarak yani Bahar'ın nasıl bir kabiliyet olduğunu hem yurt dışı tecrübesiyle hem Türkiye'de milli takım dahil. Önce voleybol tarafında Bahar, Türkiye'de yaşadıklarını şöyle değerlendirdiğinde ve bugünkü voleybolla çok içinde yaşıyorsun çünkü federasyonda görevlisin epeydir. Yani bağlantılar kurduğunda nasıl bir yerde duruyorsun? Yani bazen hani biz daha iyiydik deriz, bazen olur ya, bazen de deriz ki ya mümkün değil ya, ben o yüksekte ne işim var deriz. Yani bir teknik taktik, oynanan oyun, hava, oyuncuların ilişkileri bir değerlendirebilir misin senin oynadığın dönemden bugüne? Tabii. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum Türkiye Voleybol Federasyonu adına da. Tabii ki sponsorluklardan bahsedildi ama çok kıymetli bizler için de spora verilen her destek, sadece voleybol için değil, özellikle de voleybola verilen desteklerde biz de böyle bakıyoruz. Sponsorlar bizim artık yol arkadaşımız oluyor. Çok kıymetli bizim için de. Onun için destekler için de teşekkür etmiş olayım. Kısaca ben 25 senedir voleybolun içinde üst düzey voleybol oynadım. Tabii bunlar geçmişte kaldı ve aslında değerlendirirken spor sürekli gelişen bir şey. Biz genç arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz ve biz bir yol açmış olabiliriz. Bizden önce de voleybol vardı. Onlar da bizim ablalarımızdı. Onlar da çok şeyler başardılar. Tabii ki milli takım düzeyinde 300'ün üzerinde milli olmuş bir sporcu olarak, hep şampiyonluk için oynamış birisi olarak, tabii her zaman Türk voleybolunun daha yukarılarda olmasını kişisel olarak her zaman dilemişimdir. Bunun için de voleyboldan kazandıklarımı, bilgi, görgü, işte tecrübe ne varsa voleyboldan kazandıklarımı voleybola aktarma niyetinde olduğum için beni kazanılan her başarı, bizim de üzerimizden daha büyük başarılarla mutlu olurum. Ancak nasıl yardımcı olabiliyorsam görevim nedeniyle voleybola hizmet etmeye çalışıyorum ve öyle bakıyorum. Biz daha iyiydik demek veya şimdiki gençler bizim gibi değil veya daha iyiler değil, daha iyi olmaları lazım. Biz emin ellere bayrağı teslim etmeye çalışıyoruz. Eski sporcular olarak, yönetim kurulu olarak, milli takımlar sorumlusu olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki senin bir de güzel hikayen var. Yani bunu mutlaka anlatman lazım kuliste konuşurken. Hangisi acaba? Bu genç oyuncuların özellikle çıkış aşamasında birçok seyahat yaptın onlarla. Hem başarılar, evet, elde ettiniz ve zaten onu söylüyorum. Jenerasyonlar arasında Türk milli takımında hiç kayıp yok. Hep eklemlendi yani. Evet. O arkadan gelen gücü hep hissettik. Dolayısıyla o tarafta da çok emeğim var. Biliyorum, seyahatler sırasında da hikayelerim var.
var. Senden ricam şu seni Ebrar ilişkinde o muhabbeti anlatman lazım lütfen. Çok hoşuma gitti çünkü. Sadece Ebrar'la değil, bu biraz yaştan bahsediyorduk. Tabii çok eski kaldığımız için. Tabii en küçüklerimiz milli takımlara gelenler U16 milli takımı oluyor. Artık anneleri benden küçük daha oldu. Küçük. Tabii ki bize yakın olanlar bizi hatırlıyor ama bizim öyle bir derdimiz de yok tabii ki. Bir abla olarak yaklaşıyoruz öncelikle. İşte milli takım görgüsü, işte nasıl yapılır? Tabii tecrübe aktarıyoruz soran olursa. Genç sporcular da heyecanlanabiliyorlar ilk başlarda. Daha sonra tabii arkadaş gibi olabiliyoruz. İlk geldiklerinde en küçükler tabii ki tanımamış oluyorlar. İlk tabii Ebrar değil sadece, hepsiyle ilgili ama Ebrar örneği şöyle, çok tabii başarılarından bahsettik. Evet. Oradan konu geldi. Gurur duyuyoruz kendisiyle de ve bütün genç takımlardan yetişip A takımlara geçen sporcularla ilgili. İşte tanımaması normalde. Abla sen kimdin dedi, ben seni tanımadım dedi. 100 yıl önce oynamıştım demiştim de. Şimdi bir gün dedim bana torpil yaparsın, imzayı önden verirsin. Şimdi evet. Tabii benim oynadığım Novara takımına transfer oldu. Değil mi? Türkiye'yi, güzel bir şey oldu, Türkiye'yi değil mi? Temsil ediyor, gururla izliyoruz. Bütün sporcularımızı tabii gurur duyuyoruz. Başarıdan başarıya koşuyorlar. Ne güzel. Öyle bir anekdot. Hikayeler her zaman içinde evet, bol evet. bol var. İşte aslanımız. Şimdi erkek milli takımları ile ilgili, erkek voleybolu ile ilgili. Tabii biz hani her zaman kadın voleybolunu bir tabii başka yerde görüyoruz. Başka bir başarıyla, başka bir yükseklikte, seviyede diyoruz. Ama ben hep şuna inanıyorum. Erkek liglerinin tadından yenmiyor. Çok güzel maçlar oluyor. Ve sizin, hele sizin jenerasyonun, senin bir alt jenerasyonla birleşen o grubun büyük potansiyel olduğuna inanıyorum. Ve son Avrupa Şampiyonası. Daha evvel altın liglerdeki gelen zaten sinyaller vardı ama Avrupa Şampiyonası'nda bu düşüncelerimizi bütün ülkeyle paylaşma şansımız oldu. Hakikaten hem çok güzelsiniz sahada, hem yakışıklısınız, hem iyi oynuyorsunuz. Takımın havası, yani Avrupa Şampiyonası öncesi Rusya maçı nasıldı hava ve gerçekten inandığınız bir şey miydi ve sonrasında neler oldu? Biraz o atmosferi anlat bize ne olur Murat. Evet, sesin gelmiyor ama. Evet, bir sorun var herhalde. Şimdi aslında tabii devam edelim. Ben sonra sana tekrar döneyim. O arada sesi konuş bakalım. Bir mikrofon ayarlayalım. Evet. Yok, siz çıkarmayın, çıkarmayın. Ne olur. Sizinki lazım. Yok yok, kolay. Evet. Ses sıkıntımız var. Şimdi şöyle yapalım o zaman, biz bu arada siz takın İnan Bey. Bizim tabii bu bahsettiğimiz erkek kadın voleybolu ayrımı esprisi bir taraftan, başarıyla beraber millet, toplum sahipleniyor. O başarıyı yakaladığında, hele bu başarı milli takım seviyesinde olunca tamamıyla o bütün hakikaten topluma yayılma potansiyelini öyle sağlıyor. Yani erkek voleybolunun da tabii bir topun sahada özellikle sayı olmadan evvel daha uzun süre oynanması biraz daha düşük olduğu için daha seyir zevki sanki problem gibi düşünülüyor ama bir de o güçle oynanan voleybolun sahada kalma, defansı arttıkça da tadından yeniliyor keyifli hali. Evet, şimdi top sende. Biz içeride kuliste de konuştuk zaten Bahar abayla. Özellikle Rusya maçı için çok takım olarak çok heyecanlıydık ama o heyecanı sahada göstermeden oynamak lazımdı. Çünkü karşı takım ne kadar büyük olsa da sonuç olarak yenmek için çıkıyorduk ve ben uzun zamandır Rusya ile oynamamıştım. Rusya'ya karşı oynamamıştım. Bir hesabımız vardı. O ilk maçta birazcık yankı uyandırdık ülkede. Çok takip edilmiyordu belki dışarıdaki insanlar tarafından ama Rusya galibiyeti sonrası büyük bir yankı oldu. Sonraki maçlarda da tabii akabinde galibiyetler gelmeye devam edince biraz fazla heyecanlandık ülke olarak. Ama bak, galibiyet değil sadece. Sahadaki görüntü, yani oynama şekliniz, o isteklilik. Zaten onu söylüyorum çünkü evet. Şimdi o heyecan var içinde ama onu maçın sonuna kadar zaten saklaman gerekiyor. Çünkü gösterdiğin yerde bir yerde zayıflık olmaya başlıyor içinde. Sonuç olarak karşı takım Rusya büyük gözüküyor gözünde ama işte rakibi birazcık alçaltıp en azından gözünde küçültüp yenmek için oynaman gerekiyor. Rusya'yı da büyük bir
teknik ve taktikle yenmiştik açıkçası. Yani dediğin jenerasyon o kadar potansiyelli bir jenerasyon ki söyleneni 3 saniye sonra sahada uygulayabilen bir jenerasyon. O yüzden jenerasyonla ilgili burada oturuyorum ben ama ben takımın büyük ihtimal en yaşlısı olarak oturuyorum. Evet öyle hakikaten. Geri kalan jenerasyon hepsi 19-20 yaşında. Ben 28 yaş dedim ama daha yeni başladım. Sen ben de voleybol olarak yeni başladın sayılır. Evet yeni başladık sayılır. Peki son ne olur devamını da merak ettiğim bir şey daha var. Hazır seni yakalamışken. Sırbistan maçı yani Sırbistan Hollanda'yı kaybettik ama Sırbistan maçı bir dönüm noktası. Oradan çünkü yol açılıyor yani başka bir yere gitme potansiyeli finale kadar gitme ihtimali olabilecek. Çünkü diğer maçları da seyrettikten sonra her şey olabilir demeye başlamıştık. Sırbistan maçını da anlat biraz. Ya o maça da çıkmadan önce bize yine mikrofon uzattılar dediler son şampiyonla oynayacaksınız. Dedik bir önceki şampiyonu biz yenerek geldik. Hani biz de ne olduğumuzu biliyoruz. O yüzden maç onlar için de kolay olmayacak dediler. Bizi biraz fazla küçümseyerek sahaya çıktılar. Sonra küçümsemenin yani artık onlar ama sonra alkışlayarak onlar zannediyorlardı ki maç bir saatte bitecek zannediyorlardı ama 3 saat aynı sahada kalınca artık suratlarındaki ifade de değişti. Yani sonuç olarak biz kaybettik ama nasıl kaybettik denir yani artık onlar da kantar içinde kaldı ama son ufak sayılarla kaybettik. Evet. Yani biraz tecrübesizlikle kaybettik. Onlarla daha fazla maç yapmış olsaydık belki o galibiyeti tadacaktık ve daha yolumuza devam edecektik. Ve inşallah önümüzde daha bir, kocaman bir süreç var. Yani erkek milli takımının bu yakaladığı havayı yani ben çok daha yukarılara taşıyacağınıza çok inanıyorum yürekten yani. Evet ben de öyle düşünüyorum. Özellikle şimdi bize sponsorluklarla yanımızda olanlar daha ileride çok daha yukarıya beraber çıkacağız erkek voleybol olarak. Mesajlar da geliyor evet, yani bu. Geliyor, evet, aynen. İnan Bey yani hakikaten şimdi sponsorluk demiyoruz. Değer paylaşımı, değer birlikte değer yaratma diyoruz falan. Ve bence daha da doğru bir yere gidiyor. Yani kurum olarak kendi içinde kurumun yani sizin yukarıda verdiğiniz kararlara o bahsettiğiniz etkileşimi yaratmak için bir iletişim çalışmaları yapılıyor mu ya da yapılacak mı? Çünkü orada siz de kocaman bir ailesiniz firma olarak. Onun içinden de çok ciddi bir spora katkı veren bir kurumun içinde onun hissettirilebilir mi? Öyle bir geri dönüş alıyor musunuz? Evet. Ya da planlanıyor mu? Yani şöyle geçen sene zaten diyorsunuz hani pardon bu sene şey yaptık. Çalışmalar devam ediyor. Ben hani federasyonla da konuşuyorum. Biraz önce söylediğim gibi birlikte değer yaratabileceğimiz, anlam katabileceğimiz bir çalışmamız olacak çok yakında. Oo süper. Dolayısıyla o tarafta çalışanlarımızla, yöneticilerimizle, federasyonla ve sevgili genç oyuncu arkadaşlarımızla iletişim tarafında marka kokan bir şey değil ama hani bu sponsorluğu biraz daha topluma gençlere değer yaratacak bir fayda sağlayacak bir yapıya nasıl dönüştürebiliriz buna bakıyoruz. Bu sadece kadın voleybol takımımızla ilgili değil, bu futbolda da ilgili sponsorluklarda, sanatla da ilgili sponsorluklarda tamamen bakış açımız bu yönde. Yani örnek veriyorum PNG'nin hani burada söyleyebilirim. Evet. Tankut Bey'i de biraz önce izledik. Yaptığı zamanında hani 2003'lerde evet, başlatılan çalışmanın bugün PNG Global'de spor sponsorluğunun bakış açısını değiştirebilme gücüne sahip. Yani bir kıvılcım dünyada büyük bir enerjiye dönüşebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de de ümit ediyorum zaten hani bizim grubum sadece şirketimiz değil ama hani biliyorsunuz Koç Holding'de Koç Spor Kulübü var. Kendi ailemiz içerisinde yaptığımız bütün çalışmalarda ki neden? İşte o sporun yapıştırıcı, sporun mutlu insan ni odağa koyan, mutluluk yaratmaya çalışan bir unsur olduğunu, sağlıklı yaşamın bir kaçınılmaz noktası olduğunun farkındayız. Dolayısıyla dediğim gibi yani iletişim tarafımızda marka kokan değil ama anlam yüklü arayışlarımız hep devam ediyor olacak. Ne güzel. Şimdi sen Bahar'cığım sporun ben hep İş hayatında ya da normal hayata döndükten sonra yöneticilik yaparken
herhangi bir iş kolunda çok faydalarını birebir yaşıyorum kendi içimde. Sen kendi adına spordan sonra yani iyi örneklerden birisin. Hakikaten hem yaptığın işlerle ilgili hem şu anda federasyondaki görevinden dolayı bir yönetici olarak daha da çoğalmanızı isterim. Çünkü biz biliyorsun kadına ayrımcılık yapmayı bir taraftan da çok hani önemsiyoruz. Nasıl görüyorsun? Zorluklarla karşılaştın mı ya da o zorluklardan sporcu kimliğin mi? Hangisi daha ön planda senin daha başarılı olmanı sağladı? Nasıl bir süreç yaşadın? Şunu söyleyebilirim. Tabii ki 25 yıllık bir üst düzey voleybol hayatım oldu, sporculuk hayatım oldu. Fakat tabii ki sadece pas atmaya çalışmadım. Kişisel olarak da kendimi geliştirmeye çalıştım. Çünkü spor da eninde sonunda bir meslek olmasına rağmen erken bitebilen bir durum. Ve sporculuktan sonra da yararlı olmak adına tabii ki hayatın devamı için ben böyle bir seçim yaptım. Dediğim gibi voleyboldan kazandığım maddi manevi her şeyi voleybola aktarmak istedim. Böyle bir fırsat vermiş, bulmuş oldum. Bırakır bırakmaz 1-2 sene sonra 2012'den beri yönetim kurulu üyesiyim Voleybol Federasyonu'nda. Tabii ki sadece sporculukta kazandığım beceriler etkili olmadı bunda. İyi sporcu olmanız, iyi yönetici olacağınız anlamına da gelmiyor. Sürekli öğrenmeye açık olmak lazım. Gözlem tabii daha tecrübeli kişilerden de gözlemlerle tecrübe kazanarak benim artık 10. senem yöneticilikte. İlk zamanlarıma baktığımda daha çok dinlemişim, öğrenmeye çalışmışım ki doğrusu da herhalde budur. Hizmet etmeye çalıştım. Ayırmadan önem sırasına göre nerede yararlı olacaksam oralarda yarar sağlamaya çalıştım. Kolaylık sağlayan bir şey, takım sporu yapmış olmak, kaptan olmak, bunlar normal hayatta sizin de söylediğiniz ve iyi bildiğiniz gibi işte yaptığınız işte programlamayı daha rahat yapabiliyorsunuz, problemi çok hızlı çözebiliyorsunuz. Özellikle voleybol gibi bir spor oynadıysanız, saniyelerle yarıştığınız. Tabii ki kendimize de kişisel olarak kattığımız değerler önemli. Bir sonraki hayatta eğer 3. dönemde seçiliyorsam sadece kadın olduğum için değildir diye düşünüyorum. Yarar sağladığıma inanıldığı içindir diye umuyorum ve öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Tabii ki şu anki başkanımız da teşekkür etmem lazım. Bana bu fırsatı verdi. Yönetim kurulu üyelerimiz bana güvendiler. Neredeyse 10 senedir milli takımlar için emek veriyorum. Bundan sonra da bu fırsat verildiği sürece de bu şekilde devam etmeyi planlıyorum. Ama yani şunu hissediyorum, ben tabii çok içine biz o kadar girmiyoruz ama içinde olduğunda seni de yenileyen bir şey değil mi? Onlarla temas halinde olma, o gençlerin enerjisi. Yani o, şöyle düşünün, verdiğiniz emeğin karşılığını şöyle görüyorsunuz. Tabii takım sporcunun verdiği yine takım başarılı olsun diye aynı amaç uğruna herkesin görevi farklı olmasına rağmen o kupa aslında ekiple kaldırılıyor. Şimdi her kazanılan sporcu, her kazanılan başarı sadece kadınlar değil tabii. Erkeklerimiz de çok önemli başarılara imza atıyorlar. Daha da iyisi olacaktır. Bu bir ekip işi aslında. Ve ekip, doğal ekip insanıyız biz, evet, spordan gelenler. Yani bir şu fotoğrafta biraz fazla gözükeyim gibi dertlerimiz yok. Hani iş paylaşımında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Arkadaşımızın başarısı, işte alınan herhangi bir sayı veya kupa veya herhangi bir ekibin başarısı hepimizin başarısı olmuş oluyor. Ve hep söylüyoruz, hepimiz aynı takımdayız aslında. Sloganımız da bu. Onun için spordan gelmiş olmam benim için hep avantaj oldu. Bence çalışma arkadaşlarıma da avantaj oldu. İş paylaşımlarında ve ekipçe bir şeyleri başarmamızda. Onun için ben çok zorlanmadım diyebilirim ve hep avantajını yaşadım diye düşünüyorum. Ne güzel. Peki şimdi şöyle düşünüyorum, senin işinin ne kadar zor olduğunu, gerçi Bahar da aynı zorlukları yaşadı. Etrafında 5 tane topu bana at diyen adam var. Hepsi topu parçalama düzeyinde, kapasiteler havalarda uçuyorlar ve sen her seferinde birini seçiyorsun. Şimdi bu kararı verdikten sonraki sonuçları bir kere... Yani top ölmediyse yanlış seçtin kesin de. Hakikaten bunu nasıl yönetiyor bir pasör? Yani ya. Hele bir de kapasiteli bir takımda olunca hani bazen görevler dağılır. 2-3 kişinin üstünden gider. Senin takım öyle de değil. Gerçekten kime atsan öbürünü atmadığın için laf edilecek halde nasıl yönettin bu işi? Yani şimdi
tabii karşı takıma göre bir oyun planı var. Ona göre kendi kafamdaki bir oyun planı var. Şimdi tam anlamıyla oyun planı o şablona bağlı kalmaya çalışıyorum bazen ama bazı noktada da olmuyor. Çünkü bazı oyuncuların sahadaki enerjisini kaybetmemem gerekiyor. En azından yani uzayacak maçlarda özellikle. Biraz fazla ben de kendimi keşfetmeye başladım özellikle son 2 senedir 3 senedir birazcık fazla idare yani insanları idare şeyi kendimde daha böyle gelişmeye başladı fazlasıyla. Yani biraz iyi niyet, biraz işte hepsinden biraz tutam oluyor işte. Yani kaliteyi de getiriyor tabii ki. Evet. Yani kaliteli bir manşet, kaliteli bir pas, işte çok kaliteli bir smacı gerektiriyor yani. O saatten sonra geri dönüşü olmayacak bir top olması gerekiyor. Ama tabii bazen geri de dönebiliyor. İşte o hayal kırıklığını yaşamayıp devam etmek gerekiyor bizim için. Aslında işin çok keyifli tarafları bunlar. O senin kadar istekli sahada oyuncular var. Aynı yolda gitmeye çalışıyorsun. Takım olmaya çalışıyorsun. Takım spor yapmanın çok büyük keyfi de bunlardan bir tanesi. O bireyselliği sahaya bölüştürmeye çalışmak, belki bunu bunun idare gücünün bende olması belki bu işin keyfini çok üst seviyeye çıkartıyor. Ben çok mutluyum bunu yapabildiğime, bunu yapmaya çalışırken kendimde keşfettiklerimle. Evet, aslında tabii yani hakikaten sporcu kimliğinin enteresan ele voleybolda yani ben ve ego hep olmalı. Ama biz demeyi bıraktığın anda da iş bitiyor yani. Biz demeyi de hep devam etmek. Çok zor bir ikili ama birlikte anca böyle güzel anlatılır. Güzel bir söz vardır bunda mesela. Bir antrenörümüz söylemişti. Antrenmanları kendim için yaparım ama maçı takım için oynarım diye bir şey vardı. Aslında doğru olan kısım budur takım bence sporunda. De. Aynen herkes öyle. Kendi geliştirmek için çalışır daha fazlasıyla. Fakat maçta takım için oynar. Tamamen katılıyorum. Peki bütün bu spor sohbetleri, sultanlar, hakikaten sporun içinde bir de yani ben sizin, şimdi bizim sporda bir enerjimiz var. Yani ben nereye gitsek o fark edilir, ben hemen ayırt ederim falan böyle bir kimlik ayırt etmeyi en kolaylaştıran bir dışarıdan bir auramız var kesin yani. Ama sizi çok benzetiyorum. Spor yani sanki sporcu havasında bir enerjiniz var. Yani bir önce bunun sebebi hakikaten böyle bir sporun içinden bir şeyler mi yoksa yani hakikaten biz hissettiğimiz aynı duygularla yaşamı bir şekilde örtüştürdünüz mü? Nasıl becerdiniz bunu? Yani şöyle aslında biraz önce hani söyledi örneklerini. Takım içerisindeki o hani dediniz ya bir miktar ego olacak, bireysellik olacak ama o ekiptaşlık aslında zaferin ve iyi olmanın anahtarı. Şimdi şirketlere bakarsanız şirketleri başarıya götüren ana yaklaşım da bu. Azıcık ego, biz şimdi bugünlerde onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Üzerinde özel çalışıyoruz. Bu biraz hani Türkiye'nin hafif sorunu. Ama ekip üyelerinin hatta Matrix organizasyonlarda farklı birimdeki işte biraz önce söyledik pasörlerimiz var, farklı görevli olan var, evet. Arkadaşlarımız var. Onların uyum içerisinde çalışması ve birlikte bir ürünü var etmeye çabalaması, departmanların ya da farklı alanların çıkarlarını sadece ön planda tutmayarak o mutlak bir başarı getiriyor. Ve gelecek trendlerine baktığınızda iyi bir ekip olmanın anahtarı işte çevik organizasyon diye konuştuğumuzda çevik organizasyonun içerisinde egoları törpülenmiş, takımın başarısına odaklanmış bir yaklaşım var. Liderlik tanımları da değişiyor artık. Yani sporun yani tanımı ben gibi yaptım yani. Değil biz yaptık. Türkiye'nin her alanına baktığınızda sıkıntılardan bir tanesi bu. Bizim bir oryantal kültürlerde çok fazla vardır bu. Dolayısıyla bunu kırdığımızda şirket olarak mutlak büyüme, faydalı büyüme, değer yaratan büyüme adına ne derseniz, daha insan odaklı şirket gibi bütün unsurlar aslında sporun bütün ögeleriyle yani takım olabilmenin ön koşullarıyla o kadar örtüşüyor ki yani bir şirketi yönetirken bir maç içerisindeki olayları alsanız o gün iş yaşamınızda konu edeceğiniz yüzlerce benzerlik
değil mi? Ve hikaye yaratabilir. Anlatırken bile. Evet. Ama bizim tabii birlikteliğimizin değer yaratma şeyimizin felsefesi bu değil. Ama evet. Yani dediğim gibi biz hep şuna odaklanıyoruz. Yani büyük kitleleri taraftar kılan herhangi spor alanında o çok tekrarladım ama benim için çok önemli yapıştırıcı ne deriz? Değerlerimiz bizim toplumumuzun yapıştırıcısıdır. Değerlerimiz şirketimizin içindeki yapıştırıcı unsurdur. Dolayısıyla şeye baktığımızda işte spora baktığımızda da toplum için yapıştırıcı potansiyeli çok yüksek. Dolayısıyla birçok şeyi ifade ediyor. Hırsı ifade ediyor, gücü ifade ediyor, sağlıklı kalmayı ifade ediyor, ekiplaşlığı ifade tutku ediyor, var. Liderliği ifade ediyor, tutkuyu ifade ediyor. Yani saymakla bitmez. Bitmez. Şimdi böyle bir alan da bizim için çok çok değerli. Hep fokusumuzda oldu dediğim gibi yani neredeyse bir asır. Biz filenin sultanlarıyla olmaya devam edeceğiz. Onların güvenilir eli olmaya mottosuyla çıktık ve onları yalnız bırakmayacağız. Bu değeri hep daha fazla yukarıya taşıyarak birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim için dediğim gibi yani bu bir reklam mecra asla değil. Öyle olduğu zaman anlamsızlaşıyor. Kalbinizde yaşamanız lazım. Belki de şöyle bakıyorum ben işte Koç Spor şenliklerinde bu sene gündeme geldi. Bizim hiç kadın voleybol ekibimiz olmamıştı. Yazışmalar başladı. Bir baktım organizasyon kırıldı hareketlendi. Etkilenmiş yani. Gelecek sene ümit ediyorum ki biz orada otokoç takımını çıkarıyor oluruz. Voleybol bulaşıcıdır. Efendim? Voleybol bulaşıcıdır. Evet aynen uyarayım. Bulaştı. Evet, bulaştı zaten. Bulaştı bitti yani. Bulaştı zaten. Dolayısıyla şey yani bu şekilde özetleyebilirim. Bir de dediğim gibi yani sanıyorum hani voleybolda neden kadın takımı derseniz şimdi futbolda da çok iyi gelişmeler var. Evet. Yani bakın en son Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol takımına mesajlar inanılmaz iyi. Birçok kadın hareketi var ama en önemlilerinden bir tanesi kadın takımlarımızın verdiği mesaj. Bana göre en büyük kadın hareketi o diye düşünüyorum. Evet. Ümit ederim hemen hemen her, daha doğrusu her branşta eşitlik demek istemiyorum ama ihmal edilen kadınlarımızın o alanlarda da güç bulacağı ve buna destek vermenin de bir toplumsal sorumluluk alanı olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Çünkü bu yaz gördük değil Atatürk'ün mi? Kızlarının nasıl hırslı, nasıl dinamik, nasıl maç kaybettiklerinde ülkeyi kalbinde hissedip o acılarını mimiklerinde hissettik. Dolayısıyla buna hem şirketler hem kurumlar destek olmak zorunda. Çünkü müthiş bir potansiyel var. Yani siz de bir kısmını bugün anlattınız. Birçok arkadaşımla beraber olduğumda bunları da duyuyorum. Çok güzel öyküler var. Bunları çoğaltmamız lazım. Kesinlikle. Onun için biz filenin sultanları için güvenilir el olmaya devam edeceğiz. Süper. Güvenilir eller de burada zaten. Evet. Pasörler güvenilir el olmaya en uygun herhalde. Gerçi bu konuyu dünyayla konuşmamız lazım. O başka düşünüyor ama. Peki Bahar'cığım hakikaten bu gençlere bu kadar temas ediyorsun. Önümüzde yani bizim hakikaten ulaştığımız özellikle kadın voleybolunun ulaştığı artık sayılar çok kalabalık. Yani spor okulları patlama yapmış durumda. Gerçekten yani. Hani niyetlenen, kendini oraya götüren ya da götürmeyi düşünen veliler dahil bir mesaj vermek istesen ne yapmaları lazım? Nasıl bir duygudur bu? Önerirsin? Şimdi bunu ben kişisel olarak 2003'ten beri öneriyorum veya misyonumuz buydu çünkü. Hani o filenin sultanları. Şimdi Murat buradayken öncelikle bir böyle milli takımlar sorumlusu olarak şunu da söylemek isterim. Spor
kadın için de erkek için de zaten çok yararlı bir şey. Şimdi Muratlar şu anda hani bizim erkek takımlarımız da üst düzeyde çok ciddi işler yapıyorlar. Bundan sonra da en büyük hedefimiz Voleybol Federasyonu olarak kadın sporu değil voleybol. Türkiye'de öyle bir şey vardı, artık olmayacak. Neden olmayacak? Gençlerimiz bunu gösteriyor. Çok genç bir amili takıma sahibiz. İnanılmaz bir jenerasyon geliyor. Burada erkeklerin de hakkını yememek lazım. Onlar da en az bizim gibi, yani kadınlarımız kadar gençlere çok ciddi, güzel örnekler. Örnekler, bravo. Yanlış, işte kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir spordur. Bir sürü abuk subuk boş işle uğraşan gençlerimiz olabiliyor. Yanlış şeyler yapan gençlerimiz oluyor. Çok iyi bir örnek. Ben sadece kız çocuklarını da değil. Yani sağ olsun onlar da bu başarılarla örnek olarak iyi bir örnek oluyorlar. Gençler rol model ister. Doğru rol tamam modeller abi ister. Ve onlar da payına düşen şu anda erkek takımımızda başarılarıyla daha popüler olmaya başladı. Daha izlenir oldu. Bir de yakışıklılar aslan gibi. Evet. Takipçi sayıları da artıyor görüyorum. Bu hoş bir şey. Bütün gençlere ben spor yapmalarını zaten öneriyorum. Voleybol güzel bir spor. Neden güzel bir spor? Evet. Tabii ki şiddetten uzak. Seyircisi bile çok seçkin ve aile sporu gibi. Aynen. Herkesin yüreğinde taht kuran bir şey. Başarı geldikçe hep beraber ülkece ayağa kalkıp oturuyoruz heyecanla. Başarılar daha çok ilgiyi, daha çok işte sponsorlarımızı bulmakta hiç zorlanmıyoruz. Neden? Karşılığını yatırımların alıyorlar. Hem popülerite olarak hem bana göre spora verilen destek de sosyal sorumluluk projesinin en büyüğü. Sağlıklı bir neslin yetişmesi için, doğru işlerin yapılması için, ülkenin tanıtımında en kolay yol spordur. En akılda kalıcı, en eğlenceli, en zevkli yol spordur. Sağlıklı bir ruh, sağlıklı bir fizik, daha insan ne ister? İşte güzel örnekler var, görüyorsunuz şimdi hepsi pırıl pırıl gençlerimiz. Oynayanlar sadece kupalarla değil, başka konularda da çok örnek olabilen kişilikler oluyor. Sporcular zaten işini yapmaktan, antrenman yapmaktan yanlış bir şeyler yapamıyor. Vakit yok. Vakit evet yok. Güzel bir sinerji oluştukça, başarılar geldikçe tabii ki ilgi, alaka da hak edilen bir şeydir. Onlar da güzel fırsatlarını güzel değerlendiriyorlar. Voleybol... Türkiye artık voleybol ülkesi deniyor ya, onu biz güzel, demiyoruz. Güzel artık bunu bize orada yakıştırıyorlar. Geldiğimiz noktada şampiyonluk dışında her şeye üzülüyoruz milletçe. Havaya girdik. Yani bu güzel bir şey. Bu hem sorumluluk katan bizler için de federasyon olarak daha iyi hep hedeflemek adına da kendimizi geliştirmemiz için de sporcular için de güzel bir şey. Bu bir baskı değil, bir sorumluluktur. Herkesin izliyor olması, beklentinin bu kadar yüksek olması voleybolun geldiği noktayı gösterir. Biz hayal kurmuyoruz şampiyonluklar isterken, kürsüyü hedeflerken. Dünyada 4. sırada voleybol şu anda. Tabii ki şu anda işimiz çok daha zor. Onu korumak, voleybolun içinden, sporun içinden geldiğiniz için biliyorsunuz, korumak öncelikle ve daha iyisini yapmak için çok daha fazlasını yapmak lazım. Çok ciddi bir sezon bekliyor bizi yine. Hadi bakalım. Evet, belki bilgi verebiliriz. Tabii, fazla uzatmadan. Şimdi evet, bizim zaten taramalarımız şimdiden başladı altyapılarda. Balıkesir'de altyapılarımız var. İşte bu sene altyapılarda Avrupa şampiyonaları seneleri, A takımlar için de dünya şampiyonası. Erkeklerde altın lig ayakları ve dünya şampiyonaları var. Milletler Ligi kadınlarda 3 ayağı, ki bir tanesi, birincisi Türkiye'de olacak. Çok yakın zamanda 15-19'unda kulüplerimizin ilk defa FIVB turnuvası olan dünya şampiyonası, kulüpler dünya şampiyonası oynanacak. Şimdiden biletler tükeniyor diyeyim. Tükendi. İlgi inanılmaz. Evet. Bu bizi mutlu ediyor. Yani voleybola yapılan desteklerin hiçbiri boşa gitmiyor. Karşılığını alıyor. Umarım iki Türk takımımız Vakıfbank'la Fenerbahçe'de şampiyonluk için oynarlar ve bir İnşallah Türk takımımız şampiyon olur. Voleybolla dolu bir sezon bekliyor, sezon bize bekliyor herkesi heyecanla. Ne güzel. Peki seyirci deyince hakikaten şimdi kadınların bir seyirci potansiyeli vardır. Patladı diyoruz ama ben erkek maçlarına bakıyorum. Erkek maçları da full. Yani gerçekten bu seyirci özlediği, bir de sizleri yeniden keşfettiği, nasıl Galatasaray zaten bir seyirci potansiyeli olan bir kulüp. Nasıl görüyorsun bu seyirci ilişkisini?
Aslında pandemiden dolayı çok seyirci gelmedi dediler. Daha fazla gelecektiler. Ben biraz hayal kırıklığım var aslında bu konuda, özellikle Galatasaray seyircisi olarak söyleyeyim. Son iki maçımızda ben çok az tarafta görmüştüm. Biraz üzücü çünkü itici bir kuvvet sonuç olarak sporcu Anadolu'da için. Anadolu'da patlamış durumda ama nereye gitsin evet, full yani. Evet oralarda zaten oralarda insanlar geliyorlar. Yani zor bekliyorlar oraya Galatasaray takımı gelsin ya da bir milli takım maçı oraya kadar gelsin. Biz Van'da bir 7000 taraftar, 8000 taraftar civarı ve yani çığlık çığlığa biz oyuncu olarak birbirimizin sesini duyamıyorduk. Ay ne güzel. Ama sadece oralarda değil, daha büyük şehirlerde de bunların olmasını ben açıkçası çok isterim. Bir de buna ek olarak şey söylemek istiyorum. Yani biz filenin sultanları ya da filenin efeleri olarak ben anılmak istemiyorum. Tam anlamıyla bir tek milli takım olarak anılsın diye istiyorum. Bu benim içsel olarak istediğim bir şey. Çünkü kadınlarımız çok erkenden başladığı yolu şu anda çok yukarı doğru çıkartıyorlar. Bizim başladığımız bir yol var. Bizim de gittiğimiz yerler oralar. İnşallah. O yüzden yani biz sadece ufak bir kıvılcım yaktık. Bunun sonu ben daha öncesinde de söylemiştim. Yani kıvılcımın sonu olimpiyat ateşine dönsün diye uğraşıyoruz biz. İnşallah. Biz bunlar için mücadele veriyoruz. O yüzden bizimle şu anda bizimle olan değerler ileride çok daha büyük değer haline gelecektir. Bu kadar. Ne güzel. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu ama artık sonuna geldik. Benim ekleyeceğim yok aslında, çok şey söyledim ama dedim yani burada olmaktan büyük keyif alıyorum. Ümit ederim hani biraz önce de Murat da söyledi işte olimpiyatlarla da ilgili biliyorsunuz evet. Hani belediye başkanımızın da açıklaması vardı. Ümit ederim bu hareket, sizin yaptığınız katkılar algıyı yukarıya çıkarır ve aslında hani İstanbul Olimpiyatları olasılığını güçlendirir. Oraya kadar sponsorluğun içeriği, büyüklüğü, katılımcı şirketlerin artması, daha planlı, daha organize yeteneklerin bulunması ve desteklenmesi süreçleri çok çok önemli. Hedefe aslında yönelik. sadece hani şey değil, olimpiyatların bir kentte düzenlenmesi ekonomiye sağladığı katkı değil, Türk sporu adına bence tartışmasız yapacağı gelişme çok çok önemli. Yani Türk sporunun gelişiminde belki de müthiş itici bir güç, bir dönüm noktası olacak. Bugünden hem bireylerin hem kurumların hem devletin odaklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Belki de geçmişte belirli konularda eksik kaldığımız noktaları gidermenin, oralara yatırım yapmanın da fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, yani bu güzel sohbeti, bu güzel imkanı hep beraber burada kullandık. İnşallah seyredenlerimiz de, seyircilerimiz de mutlu olmuşlardır. Çok teşekkürler. Bizim oturumumuz böylece sona erdi. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun.